Ve çok dua ettim. Allah'ın hayırlısını vermesi için. Desteklerini eksik etme. Duanı eksik etme. Sahadayız. Erzincan'ın beldelerini, mahallelerini neredeyse birer kez turladık. Orada hemşehrilerimizle bir araya geldik. Onların isteklerini, önerilerini ve Erzincan'ın gelişimi adına bizlere sundukları fikirlerini alma fırsatını yakaladık. Çok zengin ve keyifli bir kampanya sürecini yaşadık. Bu süreçte tabii ki siyasetin cilvesi olarak bazen atışmalarımız oldu. Uzaktan uzağa bir şekilde bizim söylediğimiz arkadaşların verdikleri cevaplar oldu. Sizlerin dile getirdiği aksaklıklara aracılık yaptık. Bu aksaklıkları düzeltmeleri için mevcut olan yönetime çağrıda bulunduk. Onlar da farkına varmış olmalılar ki birçoğuna hemen ertesi gün cevap verdiler ve attıkları adımlarla bu aksaklıkları ortadan kaldırdılar. Duyarlılıklarından dolayı gecikmiş olsalar da sizler adına onlara teşekkür ediyorum. Çünkü bizim hepimizin tek bir gayesi var. Çalışmalarımızı yaptıktan sonra sonuç ne olursa olsun, kazanan Erzincan olsun, kim kazanırsa kazansın Erzincan'a hizmet etsin. Dolayısıyla bu yarış hayırlı bir yarış. Kişilerin kazanacağı bir yarış değil, sonunda Erzincan'ın kazanması gereken ve Erzincan'ı geleceğe götürecek yönetimin ve kadrosunun ortaya çıktığı, belirlendiği bir yarış. Biz 31 Mart 2024'te sadece bir belediye başkanını değiştirmenin yetmeyeceğini, son 5 yılda ortaya konulan yönetim anlayışının da toplumda karşılığını bulmadığı ve bu yönetim anlayışının da mutlaka gözden geçirilmesi, değişmesi gerektiğini 33 gündür dile getiriyoruz. Ve bunun karşılığını bulduğuna şahit olduk. O yüzden diyoruz ki 31 Mart 2024'te değişim şart. İşte bu süreçte gezdiğimiz ve gittiğimiz yerlerde şunu gördük. 2009-2014 yıllarında biz görev yaptığımızda Erzincan'ın 25 mahallesi vardı. Doğru mu muhtarım? Biz bu 25 mahallede katılımcı belediyecilik anlayışını yerleştirmiş, 6 ayda bir İzzet Paşa mahallesindeki çocuklarla, gençlerle, hanımefendilerle, beyefendilerle, yaşlılarla bir araya gelme fırsatı bulmuştuk. Her geldiğimizde İzzet Paşa mahallesinde sözü mahalle sakinlerine bırakmış, onların gündeme getirdikleri konuları belediyemizin imkanları dahilinde çözmek için gece gündüz çabalamıştık. Çözemediklerimizi de neden çözemediğimizi izah edecek kadar birbirimize yakınlaşmıştık. Meseleleri kısa, orta ve uzun vadede ele alarak
uzun vadede olanları orta vadedekileri kısa vadedekileri de çözmek suretiyle hayata geçirerek sizin hizmetinize sunmaya çalışmıştık. O süreçte katılımcı belediyecilik o kadar ilerlemişti ki halk günleri toplantılarıyla, Beyaz Masa'yla, Kent İletişim Merkezi'yle İzzet Paşa'da ve diğer 24 mahallede yaşayan hemşerilerimiz belediyeyi kendi evleri gibi görürcesine kapısına tekmeyi vurup içeri girebiliyorlardı. Ama gelin görün ki altyapısını tamamladığımız, ardından üst yapısını tamamladığımız şehirde 2019'dan sonra bilindiği üzere mahalle sayımız beldelerin de merkeze dahil olmasıyla 72'ye çıktı. 9 tane belde merkeze dahil olunca yönetim anlayışının da mutlaka gözden geçirilip bu beldelerde yaşayan hemşerilerimizin tarımla, ziraatle, hayvancılıkla uğraşmalarından dolayı artık belediyecilik anlayışının eskiden sürdürüldüğü gibi sürdürülmediği, yeniden gözden geçirildiği bir yönetim anlayışına ihtiyaç vardı. Ama gelin görün ki belde belediyeleri kapandıktan sonra, beldeler, mahalleler merkeze dahil olduktan sonra maalesef buralarda yaşayan tarımla, ziraatle, hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizin dile getirdiği sorunlar, problemler, ihtiyaçlar ve öneriler maalesef merkezde yankı bulmadı ve birçoğu biz bu işlerle ilgilenemeyiz, biz şehir belediyesiyiz denilerek geri çevrildi. Peki o zaman beldelerde tarımla, ziraatle uğraşan, hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimiz bu sorunlarını kime anlatacaklardı? Valiliğin kapısını çaldılar, özel idarenin kapısını çaldılar. Onlar doğal olarak bu meseleler artık siz belediye sınırları içerisinde olduğunuz için belediye tarafından ele alınması ve çözülmesi gereken meseleler diye bir cevap verdiler. Tekrar belediyenin kapısı çalındı. Yine aynı cevap verilerek biz böyle bir hizmet size veremeyiz denilerek hemşehrilerimiz beldelerde yaşayan tarımla, ziraatle, hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimiz maalesef beklentilerinin karşılanmadığı bir cevap aldılar. Dolayısıyla yapılacak olan belli. 31 Mart'ta sandık önünüze konulduğunda sadece belediye başkanı değil, belediye yönetim anlayışını da değiştirdiğinizde Erzincan'da artık beldelerin de bu beklentilerine cevap verilecek bir birim kurularak beldelerdeki tarım, ziraat ve hayvancılıkla ilgili ihtiyaçların karşılanacağı bir yapı oluşturularak tekrar orada kadroların ve makine parkının ikmal edilmesiyle birlikte buralardaki beklentiler geri çevrilmeyecek. Tarımla ilgili destekler ve destek verilecek çalışmalar yapılacak. Ziraat ve hayvancılıkla ilgili ihtiyaçların karşılanacağı çalışmalar yapılacak ve ardından buralarda yapılan planlamalarla hayvancılığın daha uygun yerlerde yapılacağı bir planlamayla çalışmalar ele alınıp başlatılarak beldelerin şehir standardına yaklaştırılacağı adımlar birer birer atılacak. Bunun sağlanabilmesi için 31 Mart'ta sadece belediye başkanının değişmesi yetmez. Belediyeyi İzzet Paşa'da yaşayanların, belediyeyi Ersevenler'de yaşayanların, Yoğurtlu'da, Akyazı'da, Yaylabaşı'nda, Geçit'te ve bütün beldelerde yaşayanların yönetime dahil olacağı bir yönetim anlayışının
hakim kılınarak bu yönetim anlayışıyla yönetilmesi gerekiyor.